Sayın Hocam Afrika'daki Dünya Kupası'nın şarkısını bu yıl Shaqira yapmış. Dua eden bir futbolcunun görüntüsüyle başlıyor. Sözlerinde Allah'ı dinle, bizim ortak sözümüz bu olsun diyor. Maşallah. Hocam dünya çapında Allah sevgisinde bir artış var. Sizin düşüncelerinizi öğrenmek isterim diyor. Shaqira Müslümanlığın etkisinde olan, İslam'ın etkisinde olan bir genç kız. Osmanlı'dan kalan o Osmanlı terbiyesi yine ruhunda kalmış demek ki. Bir, az da olsa kalmış. Ve onun güzel etkisini de görüyoruz uslubunda, tavrında. Muhtemelen ailesi de öyle, İslam'a, Kur'an'a karşı sevgi dolu bir aile. İnşallah daha açık, daha salih uslup kullanır. Daha candan bir uslup kullanır. Çok zeki bir şeydi abi. Shaqira gördüğüm kadarının bakışlar falan cin gibi yani. Çok zeki bir insan. Zannediyorum bu bir adımdır yani, ilk adımdır. Daha geliştirir onu, güçlendirir. Daha etkili bir usluba çevirir. Çünkü Avrupa'da, Amerika'da sürekli sanatçılar Müslüman oluyorlar. Müslümanlar Müslümanlığını açıkça göstermeye başladılar. O da bu güzel gelişmelerin devamı olarak hoş bir tavır gösterirse, daha da hoş tavırlar gösterirse, şimdiki sevilmesinin bin katı gerçek anlamda sevilir. Şu an onun etine, kemiğine o çocuğun işte danslarına, şuna bununla bir sevgi duyuyorlar. Allah vermesin, Shaqira'nın yüzüne bir şey olsa, mesela bir araba çarpsa yüzüne veyahut yansa yüzünün bir kısmı, Shaqira'nın şehrini hatırlamaz insanlar, söyleyeyim, o hayranlar var ya, bas bas bağırıyorlar böyle, ciyak ciyak havalar okluyorlar. Muhatap dahi olmazlar, Allah sevgesin. Kanser falan olsa, Allah vermesin, herkes unutur. En yakın dostları bile aramaz, birçok dostları aramaz. Telefon dahi etmezler. Veyahut mesela deseler ki ya bu adam sanatçı olamaz falan, basın ortak şey yapsa, bunu bir daha çıkartmayalım, boş adam işte, birkaç da iftira atsalar, Shaqira diye bir şey kalmaz. Yani çok rahat toplumun onu harcayacağını, bir kısım insanları tabii kastediyorum, harcayacağını bilerek ve onu sadece etine, kemiğine, sesine, tavrına, işte danslarına karşı onu eğlendirici buldukları için, ona karşı sevgi duyduklarını bilecek. Yani bu sevgi sevgi değildir. Bu bir hevestir. Yani biraz içinde şehvet var, biraz başka şeyler var belki. Yani o tip bir duygu. Buna sevgi denmez. Sevgi Allah rızası için olacak. Allah'ın tecellisi olarak onu sevecekler. Peki şefkat ve koruma hislerinin hakim olması lazım. Yani onu sağlığında da seveceksin. Hastayken de seveceksin. Hatta hastayken daha çok sevgi duyacaksın. Değil mi? Yaşlılığında da bunlarla böyle olmuyor ki. Adam mesela felç oluyor, bir şey oluyor. Kendileri söylüyor. Ne telefona çıkanlar, ne bilmem ne olanlar. Mesela geçenlerde Türkiye'de bir sanatçı kardeşimiz var. Baktım uslubu çok dindar. Kansere yakalanmış. Allah şifa versin. Hanımının daha önceki açıklamaları var. İşte aşkla sevdiği, dehşetli muhabbet duyduğu, işte hiç bir an bile göremeden edemediğini falan, ona benzer laflar yapıyor. Adam kanser olmuş. Hadi bana müsaade dedi. O kadar yani adam. 5 dakikada böyle mendil gibi kenara kaldırıp attı. İşte bu kadardır bu. Çünkü Allah rızası için sevmeyince olacağı budur. Evet. Ama Allah rızası için sevse can hıraş, daha da muhabbeti yoğunlaşır. Daha şefkat, değil mi? Kanser hastasına her yönde moral destek gerekir. İyi bakacaksın, şefkat göstereceksin, neşesini artıracaksın. Değil mi? Moral gücünün dik olmasını sağlayacaksın. Böyle bir şey yıkımdır bir insan için, bazı insan için çok olumsuz etki yapabilir. Yani gerçi Müslüman da yani sağlam terbiye almış, sağlam iman olan bir insanda her hareket, her ne olursa olsun hiçbir şey yıkıcı etki yapmaz, ama orta durumda insanları düşünmek lazım. Zaten o hastalıkla boğuşuyor, bir de onun üstüne böyle bir darbe, değil mi? Yani o zaman onun hastalığı suç haline gelmiş oluyor. Evet. Sen niye hasta oldun? Hasta olursan işte ben de sana böyle yaparım. Karşılığı oluyor. Yahut niye trafik kazası geçirdin? Geçirirsen trafik kazası, ben de sana bunu yaparım. Bak kaç cihetten cezalanıyor. Doktora gidiyor, servet istiyor tedavisi için. Hı hı. Adam evini satıyor, arabasını satıyor, oradan bir darbe yiyor. Kanser olmuş zaten,
Canıyla uğraşıyor zaten. Bu çok önemli. Bak bunun üstüne evi ve arabası da giriyor. Arkasından eşini de kaybediyor. Çevresini. Çevresini kaybediyor. Eski sevgi ve saygıyı kaybediyor. İşte bunun çok iyi örnek olması lazım insanlara. Allah rızası için insan sevilmediğinde bu acı gerçekle karşılaşacaktır. Ve o zaman da çok geç olmuş oluyor. Allah rızasını ana plana alırsa, ana hedef haline getirirse o zaman mutlu olur. Çok güzel olur. Allah ona sürekli bereket verir, huzur verir, güzellik verir. Aksinde çok canı yanar. Yani sahte sevgilere karşı genç kızlarında, genç delikanlılarında artık bundan sonra net tavır koyması lazım. Sahte sevgi çok ürkütücü. Mesela adam zengin. Zenginlere biliyorsunuz birçok yerde zenginlere, birçok kişi akıl almaz iltifat eden. Akıl almaz hayranlık ve sevgi gösterir. Mesela çok gıcıktır, ters aksidir, ahlaksızdır. Ama hayret edersiniz, tertemiz insanlar iki büklüm olurlar karşılarında, el ayak ovuştururlar. Değil mi? Hatta mesela dükkanına geliyor, lokantasına yemek yiyor, para almam sizden diyor. Evet. Yani bakın hayret, yani adam zaten zor durumda olan bir insan. Para hakikaten almıyorlar. Yani bir gün ondan bir şey gelir, daha büyük bir şey gelir diye gibisin. Halbuki gelmez. Yani gelmez zaten. O yüzden zengin olmuş zaten. Gelse o hale gelmez o. Yani hepsini tenzih eden bir kısmı için söylüyorum ben. Mesela bir yere gidiyor. Yani o yurt dışında ya da yurt içinde de olabilir. Hemen hemen her şey ona ücretsiz oluyor. Bakın isterseniz deneyin, bakın çevrenizde görebilirsiniz. Ama parasını kaybettiğinde de akıl almaz bir öfke ve nefret oluşuyor bir anda. Mesela o bedava yemek yediren adama bir daha gitse o haberde çıkmış mesela iflas etti ve mahvoldu, hiçbir şey kalmadı diyor. Adam yüzüne dahi bakmaz ve çok ters ve aksi davranır. Yani çok sert, lokantaya da sokmaz onu. Yaklaştırmaz da. Evet. Tabii. Değil mi? Doğru mu bu gerçekten? Doğru mu? Doğru. Kardeşim peki bu rezalete ne gerek var? Bu çok acı bir olay değil mi? Bir insanın parası için sevilmesi ne kadar aşağılayıcı. Sadece tipi için sevilmesi de çok aşağılayıcı, çok kötü. Çünkü sen tipini kaybettiğinde, mesela sen çok güzel bir insansın Seda. Ama Allah vermesin, sen Allah'ın yarattığı bir kulsun. Et, kasaptaki etten aynı yani. Et nasıl hemen bir anda dağılıyor değil mi? Bayatlıyor iki günde bile, bayatlıyor yani. Çok zayıf bir maddedir et. Yani sebze bile daha uzun dayanır, et hiç dayanmaz. Anında dağılır mesela değil mi? Ezilen, çabuk çürüyen, çabuk dağılan, çok güçsüz bir maddedir et. İnsan da etten oluşmuş zaten. Etten, kemikten oluşmuş. Allah vermesin. Mesela herhangi bir şey olduğunda, yüzüne bir şey olduğunda, ki bu çok rahat mümkün. Mesela bir bakteriyel enfeksiyon olabilir, başka bir şey olabilir. Mesela beyinde bir tıkanma oluyor, yüzün yarısı felç oluyor. Oynatamıyor yüzün yarısı. Çok makul. Çok rahat olur. Veyahut trafik kazası geçirir. Veya herhangi bir kaza geçirir. Yüzünün bir tarafı gidebilir. Gözüne bir şey sıçrar. Gözünü kaybedebilir. Daha önceki ilgi ve alaka birçok insanda kaybolur o zaman işte. Yani bunun vehametini görüp Allah rızası için sevmenin önemini iyice kavramak lazım.